Türkiye Feza Bakanlığı uzun yıllar süren çalışmaların ardından keşfedilmemiş bir gezegenin varlığından haberdar olmuş ve keşif çalışmaları için 4 kahraman astro memurunu Feza'ya uğurlamıştı. Bu 4 memur 5 yıl boyunca kapsüllerde unutuldu ve gezegene ulaşmalarıyla uyanma vakitleri geldi. Anam, belim... Anam belim. Ay mahvolmuşuz ya. Beyler, hadi kalkın. Anam. Hadi. Müdürüm ya. Efendim. Bir 5 dakika daha uyusaydın. Ya Fikri, 5 dakika daha mı? 5 yıldır uyuyoruz oğlum, neyine yetmedi ya? Allah Allah. Bak yeni bir gezegene gelmişiz. Görmüyor musun? Devlet bizi buraya uzay ödeneği verip boşuna mı yolladı Allah aşkına ya? Hadi git milleti kaldır. İşimiz gücümüz var. Saçın da hep kalkmış, yatır lan şunu. Kalkmış mı? He. Ya 5 yıldır bu üstüne yatıyorum, düzelmezdi şimdi bu. Hadi arkadaşlar, hadi uyanın artık. Ulan ben kulağımın üstüne mi yattım? Bu nasıl bir acı ya? Günaydın müdürüm, günaydın. Günaydın Mesut Bey. Efendim, mevzuat gereği 5 yıllık uykudan uyandıktan sonra dairenin bize gönderdiği özel gıda takviyelerini hemen almamız lazım. Buyurun. Acaba daire bize ne gönderdi? Buyurun. Vallahi inşallah doğru düzgün bir şey yollamışlardır. İnşallah. 5 yıldır böyle serumla besleniyoruz ya yatakta. Ulan var ya 4 çeşit yemek yemezse ben şikayet dilekçesi yazacağım. Domatesli sandviçti. Kutu meyve suyu yollamışlar. Olsun, olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Buna da şükür, ne diyecek? Hiç oyalanmamamız lazım efendim, hiç. Hemen keşfe başlamamız lazım müdürüm. Mevzuatı çok iyi biliyorum Mesut Bey, teşekkür ederim. Oğlum, bir telefonlarımıza bakalım. 5 yıldır uyuyoruz ya, Allah Allah. Yu, 7500 cevapsız arama mı? Kim aramış müdürüm? Hanım, kim olacak? Tabii ki. Mesaja boğmuş bak. Uyudun mu? Vardın mı? Kapsül rahat mı? Niye cevap yazmıyor? Biz niye böyle olduk? Senden ayrılıyorum. Tamam, bir şans daha veriyorum. Barıştık mı? Seni özledim, seni seviyorum. Oho! Kendi kendine ilişki yaşamış ya. Dizileri yazmış çekmiş. Aha, inanmıyorum ya. Güldür güldür hala devam ediyor. Vallahi 5 birinci bölümlerini çekmişler. Maşallah. Ekibe helal olsun. Ya onların arasında bir tip var ve ona bayılıyorum. Hangisi? Ya hani şey yok mu? Kısa. Bilal Tuko. Bilal Buldu. O çok acayip çocuk ya. Allah ömür versin. Benim var ya 5 yıl sonunda aklıma tek bir soru var. Ne? Nedir o şefim? Maaşlar yattı mı? Ulan 5 yıldır burada uyuyoruz. Belki adamlar bizi unuttular burada. Al işte. Ne oldu? Son ay yatmamış. Ay başı geçti abi. Ya Fikri şefim, uzaydayız uzayda. Sen nereden biliyorsun ayın kaçı, ay ne olmuş? Hemen şikayet ya. Bir güven devletine kardeşim. Müdürüm. Devlet demişken ivedilik de inmemiz gerekiyor. Kanunda yeri var yani. Oğlum indik ya, daha nereye inelim? Ne istiyorsun Mesut? Mesut, burada Shakira klibi çektirtme bana bak. Zaten zor durumdayım. Dur bir telefonlarımıza bakalım. Sevdiklerimize haber verelim. Tamam mı? Bir elinizi yüzünüzü yıkayın, kendinize gelin. Hadi. Hadi. Ben de konuşmamı yapayım. Özellikle. Hadi bakalım. Hadi. Görev izni ver. Hadi. Kalkanları indirin. Tamam. Neymiş? Şükran! Şükran geldin bak. Taşlara maçlara bak. Aziz Bey. Şükran. Nasıl niye aramadın? Kızım 5 yıldır uyku kapsülünün içindeyim ben ya. Nasıl arayabilirim seni? Çocuklar nerede? Göster bakayım. Bu adam kim lan? Aa, benim büyük oğlan mı? Oğlum. Sen ne olmuşsun ya? Maşallah, bıyıklara bak nasıl yakışmış. Ananızı üzmeyin, yakında geleceğim. Tamam mı? Ne zaman işte... Sen herhalde üniversiteyi bitirmiş olursun.
Ya da askerlik dönüşüne falan yetişirim ben senin. Tamam güzelim, hadi kapatın. Hadi kapatın. Beyler hazır mıyız? Hazır, hazır, hazır. Ha? Tamam, o zaman ben geleyim. Ha yok, normal yürüyormuş lan bu. Tamam, beyler. Şişt, bana bak. Sağ ayakla besmeleyle girin. Gezegenin bereketini kaçırmayalım, tamam mı? Allah razı olsun. Evet. Rapor işi kimdeydi? Fikri? Sen Fikri, Fikri. İyi ki getirdiniz Fikri'yi ya. Fikri olmasa ne yapacaksınız arkadaş? Bu arada müdürüm, biz şu izin işini konuşmadık sizde. Oğlum daha yeni başladık göreve. Fikri şefim, sen niye böyle çıktın ya? Evet, rapora başlıyorum. Yer çekimi. Var. Tamam. Atmosfer. Zayıf. Yani bana kalırsa atmosfer biraz zayıf yani. Daha hareketli bir şey olabilirdi. Onu mu soruyorum oğlum ben? Mustafa, atmosfer analizi. Var, var. O da var. Var. Var mı? Var. O zaman ben şu... Dostum bir yardım et. Şunu bir çıkarayım. Teşekkür ederim. Beni bunalttı ya bu. Müdürüm, üzülerek bildirmek zorundayım. Burada hayat yok. Nasıl yok oğlum? Bak burada bitkiler var. Görmüyor musun? Canlı var ama canlılık yok. Hareket yok be müdürüm. Nevizade'ye mi geldik oğlum? Ne bunlar ya? Arkadaşlar kendinize gelin lütfen. Bakın, yepyeni bir gezegendeyiz. Belki bu gezegen yeni bir başlangıç olacak ya. Belki burada kuracağımız koloni diğerlerinin anası olacak. Belki şurada çocuklar koşturacak. Şurada yaşlar... Müdürüm, böyle bir şey olabilmesi için ilk önce araştırma komisyonu kurulması lazım. Yani mevzuatta yeri var, bunun kanunda yeri var. Ben şurada bir hislenmişim, duygusallaşmışım. Ya niye her şeyi mevzuata bağlayıp sıkıcılaştırıyorsun Mesut? Sen bürokrasi bağımlısısı mısın ya? He? Bağımlısı mısın sen? Bağımlısı mısın, bağımsız mısın? Mesut! Cevap vermedin, bağımlısı mısın, bağımsız mısın? Rapor işi bitti mi Fikri? Hı. Zemin inşaata uygun. Hı. Harika dev projeler yapabiliriz burada. O zaman Ankara'ya haber verin. Evet, bu gezegen galaktik dönüşüme uygundur. Buyurun. Uzaylı taş, taş, taş! Şişt, lan, lan, dur! Ya uzaylı görünce taş arayan astronot mu olur Fikri? Yapma şunu, koy o taşı cebine. Şey yaparız sonra, numune diye veririz. Taş örneği diye. Taş örneği olarak bir şey geldi sanki ha? Mustafa! Çok ayıp. Sus! Ben şimdi onlarla konuşmaya çalışacağım. Yok, bu dili bilmiyor. Ben o zaman turist moduna geçiyorum. Yardımcı ol. Hanımefendi, merhaba. Biz Abu Mavi Dünya Gezegeni, Dünya Gezegeni, Türkiye ülkesi, Asya, Avrupa köprü. Orada Uzay Bakanlığı, bura Dış Gezegenleri Keşfetme Müdürlüğü Keşif Birliği'yiz. Biz, ben de bunların başı, başı Bilal Koçyi. Yiğit, koç. Neden geldiniz buraya? Ah, abi Türkçe biliyor. Siz nasıl ya? Türk dizileri mi izliyorsunuz? Hayır. Tamam, neyse ne, ama şimdi onu araştırmayayım. 2 saat. Çok güzel. Biz niye buraya geldik? Biz buraya gelişim için, istihdam için, yatırım için geldik hanımefendi. Misal bak, şuradaki gölü görüyor musun?
Üstüne hemen bir köprü yapacağız. Abi böyle karşıya geçersiniz. Hızlıca. Şurada gördüğün dağ var ya, onu deleceğiz. Etrafından dolanmayacağız kat A. Delip geçeceğiz, dinamite boğacağız orayı. Şurada gördüğünüz ovaya da böyle bir sürü toplu anıt yapsak fena mı olur? İçinde böyle binlerce insan üst üste böyle yaşadı. Toplu konutlar ne diyor? Bu dediğiniz ne? Ben bilmiyorum. Şimdi ben bunları aslında size uzun uzun bir şekilde anlatmak isterim ama bir şey benim çok ilgimi çekti. Türkçeniz ne kadar akıcı. Bizim türümüz karşı tarafın dilini hemen anlayıp konuşabiliyor. Çok enteresan. Daha önce tanıdığım hiçbir kadına benzemiyorsunuz. Uzaylı çünkü. Uzaylı. Uzaylılarla ilk temasa girmeye çalışma. İş yapıyoruz burada. Bunlardan daha önemli konular var. Burada bekleyin. Kız kardeşlerimi getireceğim. Aha! Kız kardeşim dedi ya! Kız kardeşlerim dedi! Aha şimdi bu gezegende hayat var. Ya sen nasıl bir yokluktan çıktın Mustafa? Kendine gel, burada devleti temsil ediyoruz. Tamam, sakin. Sorunları varmış, halledeceğiz. Böyle bir durum olursa ben gönüllüyüm amirim. Ya şu hevesinin yüzde birini keşke ofiste de yapsaydın. Keşke. Ofiste de şu şevkin... Ne var lan? Evet, hanımlar. Ben, Bilal, Koç... Kim olduğunuzun hiçbir önemi yok. Kardeşim sizden bahsetti. Biz daha önemli şeyler için geldik. Çok önemli dertlerimiz var. Tamam, çözeriz. Hizmet için geldik biz buraya. Nedir? Derdiniz nedir? Yalnız müdürüm, eğer yardım yapacaksak kesinlikle fatura kesmemiz lazım. Ya bir sus sen de be! Hanımlar şurada güzelce bir şey anlatıyor. Hanımlar çok affedersiniz. Problem neydi? Gezegende hiç erkek yok. Fikri, başım dönüyor, tut beni. Bir dakika, şunu bir netleştirelim. Nasıl erkek yok? Hani şey gibi mi? Ya piyasada hiç erkek kalmadı abi gibi mi yoksa bayağı erkek yok mu? Hiç yok. Nedenini bilmiyoruz ama uzun zamandır kız bebek doğuyor. Sadece kız var. Tabii ki erkek olmayınca ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Futbol maçları izlenmedi. Orca bir kültür silinip geliyor. Vah, 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 vah. Çok yazık ya. Size ben şu an çok üzülüyorum. Ne yapabiliriz? Peki nasıl yardımcı olabiliriz? Onu söyleyin bize. Bize damızlık erkek lazım. Fikri! Başım dönüyor. Tut beni Fikri! Damızlık diyorduk. Yani işte tekrar çoğalmamız için bizimle aylarca ya da yıllarca çalışacak birisi. Müdürüm, ben bu göreve hazırım. Fedakarlıksa fedakarlık. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Mustafa, kendine gel. Rezil ediyorsun bizi şu an burada. Bir kere mevzuat var oğlum. Müdür olarak ilk teması benim kurmam lazım, öyle değil mi? Aynen. Şöyle ki müdürüm, mevzuatın gerekli maddesinin B bendinde zaten böyle samimi yakınlaşmalar konusu da işlenmiş. Ne demiş? Şöyle demiş, biliyorsunuz kapsamlı bir mevzuat. Mevzuatta personellerden biri bekar ise görev ona verildi. Yes! Tek bekar benim! Fikri, tut beni, ben bayılıyorum artık. Tamam ya. Fikri. Mevzuat bir kere işe yarayacaktı, onda da ayağımıza dolandı. Hanımefendi, oluyor arada böyle şeyler, kusura bakmayın. Kim olduğunun bir önemi yok. Medeniyetimiz tehlike altında, bu daha önemli. Bu daha önemli müdürüm, anlamıyor musunuz? Fikri, bunun fermuarı nereden açılıyor? Ne hevesli çıktın ya? Benim bir görevlendirme yazısı yazmam lazım önce. Mevzuat böyle, öyle değil mi Mesut? Aynen öyle, vallahi öyle müdürüm, evet. Bak mevzuat dedim ya, nasıl seviniyor, yüzünde güller açtı. Tamam, al şu benim telefonumdan yaz. Evet. Zobarak gezegeninin zorlu şartları göz önüne alındığında bu görevi
ifa etmesi açısından... Ya müdürüm hadi ama ya! Tamam. Mustafa Tetik'in görevlendirilmesini onaylıyorum. Yolla. Tamam. E-Devlet'e de yansıdı hemen. Ya oraya be! Görev beni bekleyin. Kızlar, ne taraftan gidiyoruz? Buyurun bey adam. Tamam. Başıma Metin'i yiyecekler. Yazık. Dırdır anlamında mı? Hayır. Bizim türde erkeklerle çiftleşince erkeğin başının etiğini. O nasıl iş be? Peygamber devesi misiniz siz? Tövbe tövbe, sonra da erkek yok, erkek bitti. Yok bir de erkek kalsın. Kaybol! Kaç, taşıver, taşıver! Kaç! Kaybol! Kaybol! Kaç! Beyler, toplanın, gidiyoruz buradan. Müdürüm Mustafa. Mustafa mı? He. Çok hevesliydi. Uğraşsın şimdi. Toplanın, gidiyoruz. Aleti al, aleti al. Aleti al, çık. Şükran, Şükran'ı unuttuk lan. Efendim Şükran. Çalışıyordum canım, açamadım. Çocuk mu hasta? Doktora götür. Ben biraz uzaktayım hayatım, yetişemem. Ben nasıl gelebilirim? Şükran niye bunu yapıyorsun ya? Tamam, bağırma, tamam. Kapat, tamam, bağırma. Tamam, hadi. Bunlar başımızın etini mi yiyordu? Evet müdürüm. Zaten aynı şey, yürüyün bari mutlu ölürüz. Hadi gel. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedesel.